Hoş geldin. Beni gördüğünüze şaşırmadınız. Seni bekliyordum. Bu işin peşini bırakacak birine benzemiyorsun. İyi. O zaman ikimizi de uğraştırmayın da söyleyin. Sezen Sevil kim? Ve nerede? Sezen Sevil? Öyle biri yok. Hiç var olmadı. Yine yalan söylüyorsunuz. Doğum kayıtlarımı buldum. Beni doğuran kadının adı Sezen Sevil. Bunlar kim? Sezen Sevil, bu üç genç kızın uydurdukları birisi. Nur Banu, Maya ve Seher kolejde eğlence olsun diye yaratmışlardı Sezen Sevil. Ama aynı zamanda başları dertte olan üç kızın hayallerindeki kurtarıcıydı. 1983 yılının kışında başlıyor her şey. O gece bir yangın çıkıyor kızların odasında. Yanık bıraktıkları mumdan habersiz uyumaya devam ediyorlarmış. Seher'in fark etmesi sayesinde ölümden kurtulmuşlar. Maya! Maya uyan! Maya uyan, yanıyoruz! Maya yangın! Maya! Kurban, kurban uyan! Kurban hadi! Yangın! Ama müdürün verdiği cezadan kurtulamamışlar. Bu hadise aydınlanıncaya kadar bütün izinlerinizi iptal ettim. Gerçi Maya her zamanki gibi öne çıkıp kurtarmış arkadaşlarını. Çıkabilirsiniz. Bu olayla Yaşar kızların hayatına girmiş. Hayatımızı kurtardın. Ölene kadar kölen olmaya razıyım. Abartma canım. Benim yerime dönemediğimi sen yaparsın, olur biter. Ya peki içki meselesini ne yapacağız? İsterseniz bir yalan bulup müdür beyi kandırabilirim. Ama benim için büyük bir iyilik yapmanız lazım. İstemez. Hadi kızlar. Sonra da o prens bozuntusuyla tanışmışlar. Prens kız kardeşini okula yazdırmak için gelmiş. Vallahi gerçekten prens mi değil mi bilmiyorum ama... Maya çok yakışıklı, şuna baksana. Hoş geldin aşk. Seher aşık oluyor derken kader Maya'nın karşısına çıkarmış prens. Çok özür dilerim. Maya umursamaz davranırken ikisi de kaderin onları oynayacağı oyundan habersizmiş. Ah öyle mi? Prens El Mansur ve El bilmem ne. Ben de Maya, Çin prensesi. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Bu prensin benimle bir ilgisi var mı? Ben sana olanı biteni anlatıyorum. Daha doğrusu ailen olması muhtemel kadın ve erkekleri. Erkekler. Ya bu kadarını yaptığına inanamıyorum. Resmen alay etmişsin çocukla. O da öyle prens havalarında dolaşmasın ortalıkta. Ya nereden biliyorsunuz? Ya adam gerçekten prensi. Ve de ya biri ona gerçekten aşık olmak üzereyse? Ya saçmalamayın ya. Ben sadece kendi fikrimi söyledim. Benim aşkla meşkle işim olmaz. Aşk kaptanların işidir. Ya
Tabii zaten aşk salaklar içindir. Doğru, insan salaklaşıyor aşık olunca. Tecrübe işte. Eğer Tamir'i kastediyorsan aşk onu benden daha çok salaklaştırdı. Saçmalama Nurbanu. Tamer zaten hep salaktı. Ama şaka bir yana gerçekten şu Tamer'de ne bulduğunu hiç anlayabilmiş değilim. Artist şekerim, tiyatrocu. Siz Tamer'i çekiştirmeye devam edin, ben gidiyorum. Nereye? Tamer'e mi? Bir mahsur mu var? Ben de seninle birlikte geleceğim. Atımı çok özledim. Ya ikiniz de delirdiniz ha. Daha bir aylık cezamız var. Nereye gidiyorsunuz? O gün cezalı oldukları halde Maya ve Nurbanu okuldan kaçmış. Maya çok sevdiği atını görmeye gitmiş. Fırtına? Oğlum? Ne oldu? Kim yaptı bunu? Hipodromdan gelirken bir trafik kazası olmuş. Başka bir araç sizin atı taşıyan araca çarpmış. Kader Prens ve Maya'yı bir kez daha karşılaştırmış. Bu beyefendi de... Eğer fırtınaya bir şey olursa seni öldürürüm, anladın mı? Seni öldürürüm. Emin Hanım, kazaya sebep olan başkası. Mansur Bey atını görmek için gelmişti. Fırtınayı bu halde görünce ilgilendi. Ama ne yazık ki elimden bir şey gelmedi. Ne olacak peki şimdi? Sakat bir atı ne yapılması gerektiğini biliyor olmalısınız. Tüfeği getir. Oğlum. İsterseniz ben hallederim. Hayır. Hayır. Nurbanu ise sevgilisi Tamer'in evine gitmiş. Anladığım kadarıyla bu kızlardan biri beni doğurduktan sonra terk eden kadın. Nurbanu mu? Maya mı? Dinle. Prens Maya'yı okula getirdiğinde... Nerede kaldınız? Nurbanu da hala dönmedi. Müdür etrafta dolaşıyor. Ne yapacağız? Nurbanu halen ortada yokmuş. Seher Nurbanu'yu aramaya giderken Maya da sırlarını saklaması için Yaşar'ı ikna etmeye çalışmış. Yaşar! Ve sonuçta üç yakın arkadaş o gün... Müdür Bey'i daha fazla oyalayamayacağım. Adama revirde yattığınızı söyledim ama şüphelenmeye başladı. Benden bu kadar. Birazcık daha. Lütfen, yani hiç değilse seher gelene kadar. Sizin yüzünüzden bir sürü yalan söyledim zaten. İşimi kaybedemem. Seni göremeyeceğimi üzülüyorum. Seni ikna etmemin bir yolu yok mu? Yani ne bileyim, babam çok zengin. Eğer istersen... Evet. Senin baban zengin. Kaygılanmana gerek yok. Nurban da okuldan kovulursa yeni bir okul bulur zaten. Peki ya Seher? Okuldan kovulursa hayatı biter, biliyorsun değil mi?
Peki gerçek ne? Beni kim doğurdu? Bilmiyorum. Üçü dışında kimse de bilmiyor. Üçü de bebeğe annelik edeceklerini ve her ne olursa olsun gerçek anneyi bir sır olarak aralarında saklayacaklarına dair birbirlerine söz vermişler. Ama üçü de sözünü tutmamış. Demek beni terk eden bir kişi değil. Üç. Tam üç kişi. Bugüne kadar tek bir kişiden nefret etmiştim. Oysa hayatımı mahveden üç kadınmış. Beni acılar içinde bir hayata terk eden üç vicdansız. Yok, yok. Seni terk etmediler. Ve siz de onlara yardım ettiniz. Siz de bu günaha ortaksınız. Buna mecburdum. Onlar da mecburdu. Küçücük bir bebeğin hayatı söz konusuydu. O zamanlar başkaydı yavrum. Hepsinin de hayatı mahvolabilirdi. Yerine benim hayatımı mahvetmeyi tercih ettiler ha? Rüştünü ispat etmemiş üç genç kız başka ne yapabilirlerdi? Cesur olsalardı çok şey. Keşke bütün bunlar olmasaydı. Kader yavrum. Önüne geçilemiyor. Ama bundan sonra bir şeyler yapabiliriz belki ha? Senden hiçbir şey istemiyorum. Şu andan itibaren tıpkı bu kadınlar gibi sen de benim düşmanımsın. Affet beni kızım. Bu günahla ölmek istemiyorum. Ölmek için acele etmeyin. Önce hesaplaşalım. Sonra gidersiniz cehenneme. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.